Benim nüfus kütüğümde hala Burdur yazılıdır. Biz doğduğumuz topraklara her zaman bağlılığımızı burada hepsinin yüzüne aşina olduğum dostlarla birlikte paylaştık. Fatih Baykurt'un doğduğu Akçaköy'e 30 kilometre kadar uzaklıktaki Burdur'un Yeşilova ilçesi Güney Kasabası'ndan yola çıkıp bugün sizlerle birlikte bir mücadelenin içinde olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bizler nerede olursak olalım, sorunlarımız ne olursa olsun her şeye karşı mücadelemize, ülkemize karşı ve davamıza karşı sorumluluğumuz var. Tabii özgürlükten hemen sonra sevgili Ali Orkun Ercengiz'le birlikte Burdur sokaklarında 2014 yılı Şubat ayındaki yürüyüşümüz hala gözümün önünde. O gün sevgili Ercengiz zafere çok inanıyordu. Gerçekten büyük bir enerjiyle sarılmıştı. Sonucunu da hep birlikte aldık. Bunu ikinci kez perçinlemesi ve partimizin iktidar yürüyüşünün önemli bir kilometre taşı olan yerel seçimlerde başarıyı taşlandırması hepimize gurur verdi. Bir kez daha kutluyoruz. Sevgili dostlar, biraz önce raporun son bölümünde yapılamayanlar diye bir paragraf konmuş. Evet, tabii ki yapamadıklarımız hepimizin içinde bir yara. Sadece şunu paylaşmak isterim sizlerle sevgili dostlar. Hitler Almanya'da %32 ile iktidara geldikten sonra 4 yılda Almanya'yı teslim aldı. O meşhur önce komünistleri götürdüler, ses çıkarmadım. Sonra sosyalistleri, ardından sosyal demokratları, sıra bana geldiğinde kimse kalmamıştı sözü o nedenle söylemiştir. Bütün Almanya 4 yılda Hitler'e teslim olmuştur. Ama Türkiye'de biz ne olursa olsun 18 yıldır bu dayatmaya, bu faşizme, bu tek adam zulmüne teslim olmadık ve direnmeye devam ediyoruz. Bu da hepimizin gücüdür arkadaşlar. İşin bir yanı da budur. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28-29 Mart'taki kurultayıyla birlikte hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bütün demokrat güçleri kucakladığı gibi partideki bütün arkadaşlarımızı kucaklayarak iktidara yürüyecektir diyorum. Bu inançla hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Benim Burdur'a gelişimde bir neden de 9. kitap günleriydi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin gerçekten kitaba verdiği önem Antalya'da, Aydın'da, bütün illerimizde, bütün kentlerimizde ayrı bir başarı öyküsüdür bence. Aydınlanma arttıkça mücadelemiz de yükselecek. Öğleden sonra da ben kitap fuarındayım. Orada hep birlikte buluşacağız diye düşünüyorum. Ne olursa olsun zafere kadar mücadeleye devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.